fuzuli adamlardan tek tek kurtuldum sultan. Hay vicdanıma. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım. Al. Hamiyet Hanım. Al. Al Allah aşkına. Ne olur aç ağzını Hamiyet Hanım. Ne olur bak ben ettim sen etme Hamiyet Hanım. Görüyor musunuz ettiklerini? Ama Sultan abla dediydi bu kız yalan söylüyor diye. Görüyor mu? Nasıl da bilmiş kadın? Normal. Adam kendi mayasından olanın ciğerini bilir. O da doğru. İşlikten atlayan oyun duzak plan peşine düşüyor. Hamiyet Hanım'a bir şeyler oldu yetişin. Ya insan kendi evine gitmek istemez mi? Ben istemiyorum. Bunca yaşananlardan sonra normal bir şey. Ama inan bana hepsi geçecek. Ama hayatım biri bitse biri başlıyor. Yani sanki ölene kadar devam edecekmiş gibi. Ben dayanamayacağım galiba. Bak o zaman ne yapalım? Bu hafta sonu bir yerlere kaçalım mı? Ben bütçemize göre bir yerler ayarlarım. Herkesten uzakta bir kafa dinlemiş oluruz. Gerçekten mi? Tabii. Koş Münevver, koş! Ne oldu buna? Ne oluyor? Münevver, anam fenalaştı, bin! Ne diyorsun? Daha iyisin değil mi? Merak etme anneciğim. Ne yapacağımı bilmek içimi rahatlatıyor. Artık her şeyi anlatacaksın değil mi bana? Şu işlerimi bir toparlayayım. Hiçbir şey arkamda yarım bırakmak istemiyorum. Ne demek arkamda? Bir yere mi gideceksin? Sen sakın üzülme hiçbir şey için, tamam mı? Ben her şeyi yoluna koyacağım. Bütün bunlar bir bitsin. Ben şu yüklerimden bir kurtulayım. O zaman çok mutlu, çok huzurlu bir aile olacağız, inan bana. Sen sakın üzülme. Gücüme yettiği son ana kadar arkandayım. Pardon Badi Hanım, avukatınız geldi. Sen ilgilen, ben hemen geliyorum. Thank you.
Annem olmuyor Güngör, ne olur. Ne var? Güzel. Ne olur bir şey yap. Ne olur bir şey yap Hint. Pınar! Cemile! Yenge! Ah talihsiz kuzum, ah ah! Bir türlü kara bulutlar dağılmadık üstümüzden. Oh, yavrum, kuşum. Ne alıyorsun kız? Nerede millet? Hamiyet Hanım. Yok, açmıyor. Şirkette falan olmasın? Ya belki de toplantıya girmiştir. Yok, onları da aradım. Mahkemeden çıktıktan sonra ev bakmaya gideceğiz Sevda ile demiş şirkete de. Adı bassın. Beraberler mi acaba? Belki de Ali Ömer Bey'in bunlardan haberi yok. Anlatmamıştır Sevda. Olur mu öyle şey Murat ya? Herkesin her şeyden haberi var. Anlatmıştır yani. Vallahi orasını burasını bilmem de Ali Ömer Bey'e haber vermek için onu aramam lazım. Doktoru duydun. İşimiz Allah'a kaldı. Allah isterse yaşayacak. Deme öyle Murat. Hanımım neleri atlattı bak bunu da atlatır. Benim Sevda'yı aramam lazım. Öyleydi böyleydi derken adam halasına yetişemeyecek. Kadının katili olacak. Sebebi olacak. Ya yok ne bileyim. İçeri odaya bir girdim kadın bayılmış düşmüş yere. Hey Allah'ım nasıl şimdi iyi mi peki? Yok değil. Doktor pek iyi değil dedi yani. Nefesi yeter mi vadesi biter mi bilmem ama iş Allah'a kaldı yani. Sen kendine de çocuklara da mukayyet ol. Ben birazdan orada olurum zaten. Tamam haydi. Abla, yengem nerede? Ne yaptık biz Mehmet? Yoksa öldü mü? Ölmedi ama doktoru iyi değildi. Yaşar mı bilmem. Bizim verdiğimiz ilaçlardan mı? Belediyenin hoparlörünü verem ondan bağır istiyorsan. Allah Allah. Bizimle alakası yok. Kriz geçirmiş dedi doktor. Çok ağır bir kriz. Yoğun bakımı aldılar şimdi. Kolay değil tabii. Sevda'nın ettiklerinden sonra kadın ne yapsın? Normal tabii. Ne etmiş Sevda'ya? Ha? Ne olmuş? Ne yapmış? Yamine ver. Hani ben bu çocuk Sevda'nın didiydim de beni yalancı çıkardıydı. Ha? Şimdi anana her şeyi itiraf etmiş. Bebekleri değiştirdim. Çocuk benim demiş. Anan da duyunca bitmiş tabii. Thank you.
hayat çok hızlı. Çok acımasız. Sabah kalktığın günle akşama bağlanan aynı değil sanki. Ömürler bitiyor. Hayat tepe takla oluyor bir anda. Aklınca kaderi atlatacaktım. Yazımı değiştireyim derken yaşayan bir ölüye döndüm. Ne yapacağız Sevda? Nereye gideceğiz şimdi? Benim için her yer bir. Her yer hasret. Murat arıyor. Efendim Murat. Sevda'yı ver. Oh. Seni istiyor. Alo. Alo, Ömer Bey yanında mı? Ne oldu? Soracağına cevap ver. Beyim yanında mı? Daha ne olsun be? Ha? Daha ne olsun? Ocağımızı yaktın geçti. Koca Çınar'ı kimse deviremedi, sen yıktın. Pınar, kime ne oldu? Ya söylesene. Hamiyet Hanım canıyla boğuşuyor, hem de senin yüzünden. Nasıl şimdi, iyi mi? Sana ne be? Sen Ali Ömer Bey yanında mı değil mi? Ona cevap ver. Ya ben Ali Ömer'i görmedim. Yanımda değil. Pınar. Alo. Ya, ne oluyor Sevda? Ya Hamiyet Hanım fenalaşmış. Hiç iyi değilmiş Elif. Ay yazık kadına ya. Şu cadının göz göre göre yaptığına bak. Benden biliyorlar ama. Pınar sen yaptın dedi. Anlattıklarımdan olduğunu sanıyorlar. Hamiyet Hanım'a bir şey olursa? Allah korusun. Ya acımasızca katil diyecekler bana. Hem de gerçeği bilmeden günahımı alacaklar. Kim ne derse desin. Ben biliyorum ya, Allah biliyor ya. Ama Ali Ömer bilmiyor. Onun gözünde zaten bir yalancıyım. Şimdi katil derlerse... Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Hastaneye. Hamiyet Hanım'ı görmem lazım. Nerede o Sevda? Anan kovdu onu. Hakikati öğrenince suratına tükürdü, kapının önüne koyuverdi. Hmm. Abin nerede? Biliyor mu yaptıklarını? Haberi var mı yok mu bilmiyorum vallahi. Ben durumu haber vermek için aradım ama açmadı hani Ömer Bey. Tamam tamam, ben ararım. Benden duysun karısının ne yaptı yediğini. Yapma Münevver. Şimdi sırası değil. Daha önemli sıkıntılarımız var. Annem orada can çekişiyor. Hem de onun yüzünden. Anneme bir şey olursa ben artık dayanamam. Tamam. Sen sakin ol. Efendim Münevver? Alo, benim abi. Biz hastanedeyiz. Ne oldu, hayırdır? Hamiyet Hanım'ı yoğun bakıma kaldırdılar. Çabuk gelirsen sevinirim. Ya baba, niye buraya geliyoruz ki? Konuşsaydık orada. Mehmet, bu soruyu sana bir kere soracağım. Bu işle bir alakan yok. Değil mi? Hangi işle? Bu bebek değiştirme işiyle mi? Ya baba, Sevda'yı ben bu konağa geldikten sonra tanıdım. Sen de biliyorsun. Ben yengenin durumundan bahsediyorum Mehmet. Nereden çıktı şimdi bu? Sultan'la hallerinizi gördüm. Eğer bu işte bir parmağın varsa... Saçmalama baba. Yengem kalp krizi geçirdi, sen kalkmış beni suçluyorsun. Benden bir isteğiniz var mı bu adamın? Babama olan sadakatini biliyorum.
aynısını bana da göstereceğini umuyorum. Her zaman. Kuşkunuz olmasın. Devir işlemleri bitti mi? Bütün imzalar tamam Bade Hanım. Bağlı Şirketler Grubu artık tamamen sizindir. İstediğiniz zaman yönetim kurulunu toplayabilirsiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim hemen. Haber verin. Yarın herkes hazır bulunsun. Toplantıda yeni görev dağılımı yapacağımı da bildirirsiniz. Nasıl isterseniz. Sevda. Ben oğlanla burada bekleyeyim ha. Şimdi böyle hastanede dolandırmayalım. Milletin damarına basar gibi olmasın ha. Tamam. Gel biz burada oturalım biraz ha. Beyim. Biz elimizden geleni yaptık. Size boşuna umut vermek istemem. Zira bundan sonrası Hamiyet Hanım'a kaldı. Sakin ol. Defol! Sakin ol. Halam nasıl? İyi değil, iyi değil abi, iyi değil işte, değil. Doktor. Şu işin aslını bana bir de hele. Neden böyle oldu Hamiyet Hanım? Nedeni ortada Sultan Hanım. Kriz geçirmiş dedim ya. Bak benim içim rahat değil. Ben geldiğimde kadın baygınıdı. Yani ben vaktinde hapını yetiştirebilsem gene böyle olur muydu? Boşuna eziyet etmeyin kendinize. Hepimiz elimizden geleni yaptık Hamiyet Hanım için. Ama ne yaparsak yapalım... Son birkaç haftadır tansiyonu düzenleyemedik. Kalbinin dayanacak hali kalmamıştı. Bugün değilse yarın beklediğim bir durumdu bu. Yani vaktinde, gününde, saatinde de versek ilacı gene bu olacaktı öyle mi? Aynen öyle. Kimsenin yapabilecek bir şeyi yoktu. Gerçi Hamiyet Hanım güçlüdür. Bir bakarsın o yataktan kalkabilir. Ama... Ama benim pek umudum yok diyorum yani. Mukadderat diyorum yani. Vay Hamiyet Hanım. Anne. Doktoruyla konuşuyordum şimdi. Şu işin aslı astarı nedir diye. Senin de aklın karıştı değil mi? Yok, ondan değildi. Öyle öyle. Mehmet de bir şeyler karıştırıyor. Öyle hali tavrı falan bir tuhaf. Az önce Hasan amcayla konuşurlarken duydum. Gerçi tam anlayamadım ama onu suçlar gibiydi. Suçla aramaya ne hacet? Bu işin sebebi belli. Sevda. Orası da doğru.
Eğer anneme bir şey olursa o Sevda'yı mahvederim abi. Hepimizi kandırmış. Aylardır yalan söylüyormuş bize. Hem de hiç utanmadan. Bunları sonra konuşalım Münevver. Halam bir atlatsın. İyileşsin sonra. İyileşecek değil mi abi? Ha? Bir şey olmayacak değil mi anneme? Tabii iyileşecek hayat. Doktorumdan konuştum demin. Kalbi çok yorulmuş dedi. Kolay değil. Senelerce koca bir ailenin yükünü taşıdık üstünde. Hırımız, gürümüz bitmedi hiç. Ne kafamız huzura erdi, ne yüreğimiz rahat etti. Parmak kadardım daha, benden uğraşırdım. Büyük hanım seni ezerdi, sen de beni ezerdin. Keşke yazımız başka türlü yazılsaydı. Ay yok yok dur. Yusuf'a danışalım bir kere. Vallahi sen bilirsin. Yarın yeni kıyafet deyince ben karışmam. Galiba seni kapının önüne koymam lazım. Ne diyorsun Allah aşkına sen? Ana. Pazardan aldığım erzağı gasapta unuttum iyi mi? Ya. İnsanın eli işte böyle aklı başka yerde olursa böyle olur işte. Sen yollarına set koy. Ben de sana yardım edeyim. Sen ne dersen ben gereğini yaparım. Bu konakta bu kadar uzun zamandır yaşarız. Senin eline bir kağıt alıp okuduğunu görmedim ben daha. Vakit mi oldu? Ha? Koca konağın düzeni bana bakıyordu. Vakit mi oldu? Şimdi keyif yapacağım işte. Benim sinirimi kaldırma. Vallahi paralarım seni. Benim ne dediğimi anladın herhalde. Zira vicdan merhamet dağıtılırken sen nasibini almamışsın maalesef. İkimiz de dilimizi tutamayacağız değil mi o yılan dilimizi? Ne sen, ne ben. Ne günler geçirdik. Hey git. Acıyı tatlıya, kahkahayı da gözyaşına katık ettik. Ben senden büyüdüm. Sen benden hanım oldun. Duyuyorsun değil mi beni? Ha? Duyuyorsun sen beni. Aç gözünü o zaman. Ha? Aç hadi. Aç gözünü. Aç. Tabiat Hanım. Tabiat Hanım. Habis Hanım! Anne! Yetişin! Koskoca Habis Hanım gidiyor, yetişin! Yetişin! Lütfen. Lütfen çıkar mısınız?
herkes dışarı çıkabilir mi acaba? Herkes dışarı gelmeyecek mi artık buraya? Yok mu artık annem? Yok mu Yiğit? Münevver, güzelim. Hadi yukarıya çıkalım da dinlen biraz. Hadi. Biz şimdi başsız kaldık. Öyle mi? Hanımımız da gitti. Taze gelin idin sen bu konağa geldiğinde. Ben de çocuktum. Gene bu odada kalırdım. Böyle bazen
kapı aralığından bu aynada böyle saçın toplayışın, darayışın seyrederdim. Renk renk kıyafetlerin. Çocuktum. Sen de çok gençtin. Ben üzülürdüm. Bir entarım bile yok diye. Ezilirdim. Sen de bilirdin ezildiğimi. Bile bile üstüme gelirdin. Zamandan birbirimizin gurdu olduk. İçten içe kemirdik ömrümüzü. Bazen sen ısırdın. Ama şimdi sen gittin, ben kaldım. Sor bakalım Sultan, mutlu musun? Muradına erdin mi? Hemşireler aldı. Bebek servisinde yatağa yatırdılar. Öyle kucağımda uyuyup kalınca kıyamadılar herhalde. Keşke buraya getirseydin. Olmaz, el kadar çocuğu servise sokamazsın dedi hemşire. Maazallah hastalık falan kaparmış. Böyle kızamık salgını mı ne varmış galiba? Ay Allah korusun. Amin. Seni de, onu da, karnındakini de. Hepsi Allah'a emanet. Sen Umut'un yanına git. Doktor gelsin, çıkabilirsin derse hiç kimseye yük olmadan kendi yolumuza devam ederiz. Nasıl doktor? Karım da bebeğimiz değil mi? Eşinizin kanaması durdu. Ama oldukça hassas bir durumda. Belli ki ağır bir travma geçiriyor. Bu gece burada kalsın, yarın kendisini iyi hissederse çıkarırım. Yalnız sizin desteğinize ihtiyacı var. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok yoruldum madem. Ölümlerden. Acılardan. Her şeyden çok yoruldum. Artık sakin bir hayatımız olsun istiyorum. Huzur içinde yaşamak istiyorum. Olacak sevgilim. Hepsi olacak. Bütün kötü günler geride kalacak. Azaplardan, günahlardan uzakta, mutlu bir hayatımız olacak. Hem Hamiz Hanım'ın ruhu bence huzur buldu. Gerçekten öyledir değil mi? Öyledir tabii. Kocasına, oğluna kavuştu. Mücadelesi bitti. Doktorunla konuştum. Bu gece burada kalman gerekiyormuş. Yarın durumuna bakacak. Kanaman durmuş. Bebek de iyiymiş. Çok şükür. Kendine dikkat etmen gerekiyormuş. Münevver nasıl?
İyi değil. Canı çok yanıyor ve ben ona hiçbir şey yapamıyorum. İnan ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi konuşmanın sırası değil. Gidiyor musun? Serum bitiyor. Elif, Sevda bu gece burada kalacak. Tamam, olur. Hem ben gece arada olana da bakarım. Olmaz öyle şey. Sen bebeği al. Ben sizi yakın bir yerde güzel bir otele yerleştiririm. Hayatta olmaz. Ben Sevda'yı bırakmam. Ben buradayım. Peki. Mümkün değil Bade. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Mehmet artık engel olamazsın. Çünkü ben çoktan her şeyi hazırladım. Neden bana sormadın? Mehmet sana sorsam sanki tamam diyecektin. Bak ben bunu bizim için yapıyorum. Ben her şeyi bizim için yapıyorum. Biliyorum güzelim. Mehmet artık yapacak bir şey yok. Toplantı ayarlandı. Ben yarın yönetim kuruluyla konuşup şirketin bütün yönetimini ve hisselerimi sana devrettiğimi açıklayacağım. Bak canım. Bütün bunları niçin yaptığını biliyorum. Ama o şirket senin. Bundan sonra da öyle kalacak. Mehmet karı koca arasında sen ben mi olur? Yok tabii de. Ben şirket yönetimi için elimden geleni yaparım. Tabii kendi işimden fırsat buldukça. Anlamadım. Artık yengem yok. Hadi biliyorsun. Onun saçma sapan kuralları da yok. Sen kendi şirketi yöneteceksin. Ben de Hancıoğlu şirketini yöneteceğim. Mehmet iyi de ben şirketle ilgilenemem ki. Neden güzelim? Çünkü... Çünkü doğuma çok az kaldı. Ve ayakta kalmam bebek için sakıncalı olabilir. O yüzden istesen de istemesen de şirketi sen yöneteceksin. Zorundasın. En azından ben yokken. Sen merak etme güzelim. Ben her şeyle ilgilenirim. Günahsız yavrumuzu ellerimdeki pislikle kucaklayamam. Thank you.
Gün doğdu. Yeni bir gün. Dünya sen olmadan da dönüyor işte Hamiyet Hanım. Haber verirseniz kahvaltısını getireyim. Teşekkür ederim. Sen gitmedin mi? Gidemedim. Bütün gece öylece sana baktım. Ben düşündüm Sevda. Seninle karşılaştığımız ilk andan, ilk günden bugüne kadar olan her şeyi düşündüm. Kendimi senin yerine koydum. Başına gelenleri anlamaya çalıştım. Ben olsam ne yapardım dedim. Ama işin içinden çıkamadım. Ben de çıkamıyorum. İstemeyerek de olsa sana yaşattıklarım için kendimi ne kadar kızdığımı bilemezsin. Ben seni çok zorladım Sevda. Her gitmek istediğinde yolunu kestim. Olmaz dedin, anlamadım. Nereden bilecektim ki? Bilemezdim. Çünkü bana bir şey anlatmadın. O kadar ısrar ettim. Ama bana hiçbir şey söylemedin. Denedim. Dilimin ucundakilerini diyemedim. Neyse. Ben neden yaptığını anladım. Yani bebekleri neden değiştirdiğini. Mecbur kalsam belki ben de aynısını yapardım. Ama yaşayacağımı anladığım an herkese her şeyi anlatırdım. Çünkü hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Bak bu da kalmadı. Ben bunu yapmak istemedim. Niyetim sana acı vermek değildi. Biliyorum niyetinin öyle olmadığını. Zaten kasıt olduğunu hissetseydim ne şu an burada olurdum ne de yüzüne bakardım. Ama herkesin canı yandı Sevda. Hem de çok yandı. Hamiyet Hanım'ı diyorsan çok üzüldü. Ama ben ona sebep olmadım. Onun ilaçlarını... Biliyorum, biliyorum. Ben zaten seni suçlamıyorum. Hiç kimsenin de seni suçlamasına izin vermem. Halam zaten hastaydı. Ama bana yaptıkların... Ben bunları hak etmedim. Biliyorum. Özür dilerim. 100 kere, 1000 kere özür dilerim. Keşke bu kadar kolay olsa. Keşke affettim bitti diyebilsem. Keşke içimdeki acıları susturabilsem. Neyse. Dedim ya ben senin bunu neden yaptığını anladım. Sonuçta oğluna bir hayat vermek istedin. Bak şimdi bizim de çocuğumuz olacak Sevda.
Ben onun bu hayattan mahrum kalmasını istemiyorum. Babasız, yarım yamalak büyümesini istemiyorum. O yüzden ben bir karar verdim. Çocuklar için bir arada kalacağız. Ali Ömer. Ayrılmayacağız. Kalbim seni ne zaman affeder? Ne zaman eskisi gibi oluruz bilmiyorum. Hatta olabilir miyiz onu da bilmiyorum. Ben ne desem, nasıl teşekkür etsem, kaç defa benim hayatım bana bağışladı. Sen yanımda ol, istersen yüzüme bile bakma. Her nefes aldığımda sana çektirdiğim acıyı unutturmaya çalışacağım. Çocuklarım senden başka gayem olmayacak. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Ben şimdi çıkacağım. Halamın cenazesini teslim almam lazım. Törenden sonra da Münevver'le konuşur, yanına gelirim. Doktor izin verirse erken çıkarız. Bir şey daha var Sevda. Ben artık burada yaşamak istemiyorum. Sen nereye istersen ben seninle gelirim. Senin yanında olayım, dünyanın öteki ucuna bile taşınırım ben. Tamam o zaman. Önce İstanbul'a gideriz, biraz orada kalırız. Sen kendini toparlayınca da Kanada'ya geçeriz. Hep beraber. Tamam. Sen nasıl istersen. Hemşireye söyleyeyim, kahvaltını getirsin. Çıkıyor musun hemen? Cenaze öğlenmiş. Ben de geleyim. İnsanların üzüntüsünü senden çıkarmasını istemiyorum. İyi, peki. Toplantıya yetişebilecek misin? Sanmam. Aslında böylesi daha iyi oldu biliyor musun? Yöneticiliği üstlendiğini ben açıklarım şirkettekilere. Hafta başı da geleceğini söylerim. Ben de o zamana kadar işlerimi toparlamış olurum. Özür dilerim. Neden? Başına bir sürü iş açtım. Benim yüzümden omuzlarına bir sürü yük bindi. Senden gelen her şeyi kabulüm. Hadi kahvaltı yapalım. Sen git otur. Ben üstümü giyinip geliyorum. Bakın bakalım hazırlığınız tamam mı? Geç. Annem yok. Ne yapacağım ben? Nasıl yaşayacağım Yiğit?
Alışmak zor olacak biliyorum. Ama bir yolunu bulacağız, tamam mı? Hem bak ben yanındayım senin. Münevver. Münevver, konuşmamız lazım. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Hadi gel içeride konuşalım. Gel otur bir tane. Ne oldu abi? Hayat bazen çok acımasız oluyor. Acının birini hazmedememişken bir diğerini yaşatıyor insana. Halam da yaşadıklarını kaldıramadı. Zaten çok yorgundu. Abi. Eğer bana karını savunacaksan lütfen konuşmayalım. Ben kimseyi savunmuyorum Münevver. Olanları söylüyorum. Ama başkasını suçlamak acını hafifletmeyecek. Sakın abi, sakın. O kadın yalan söylemeseydi... O kadın dediğin benim karım Münevver. Ve doğacak çocuğumun annesi. Benim de annemin katili. Münevver. Ben o kadının ne sesini duymak istiyorum ne de yüzünü görmek istiyorum. Eğer onsuz yapamayacağım diyorsan... ...seni de silerim. Bir abim daha yok derim, olur biter, tamam mı? Dinlemeyecek misin beni? Ben söyleyeceğimi söyledim. Son sözün bu mu? Bu. Hayırdır? Ne bu halin? Benim artık Ali Ömer diye bir abim de yok. Yok işte, yok. Yok işte artık ya. O da kalmadı. Gönül ferman dinlemedi ha? Abla Münevver'e çok iyi bak. O artık Yiğit'le sana emanet. Gözün arkada kalmasın bey. Kaldık mı baş başa? Şirketin işleyişi aynen devam edecek. Yalnız kurul başkanlığını ve yönetimi benim yerime Mehmet Ancıoğlu sürdürecek. Mehmet Bey mi? Neden siz yönetmiyorsunuz? Çünkü ben böyle olmasını istiyorum. İtirazı olan. Ama siz boşanmıştınız. Evet. Tam da babamın istediği gibi. Mehmet Bey'in şirketi yönetmesine engel bir durum değil bu. Benim özel durumum bitip işimin başına dönene kadar... ...Mehmet Bey'e yardımcı olacağınızı düşünmek istiyorum. Geldiğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Adım adım menzile vardık ha? Takdir-i ilahi. Ne demezsin. Gerçi doktor da öyle dedi ama... ...biz o takdire çok yol verdik. Olanın ölene çare yok abla. Orası öyle. Hayat devam ediyor. Yengemin odasına girdim biraz önce. Bir hatıra alayım diye. Ama bak. Senin için ne buldum? Hmm.
Sen burada yazana bakma. Yakında burada senin adın yazacak. Sözüm söz. Vay vay vay. Koskoca Hancıoğlu konağı benim olacak ha? Emeğe saygım sonsuzdur Sultan Hanım. Hak edene hak ettiğini veririm. Hakkım olanı da söke söke alırım. Bilmem mi? Yalnız biraz daha sabretmen gerekecek. Münevverin acısı biraz hafiflesin. Konağın ederi neyse vereceğim. Sonra da senin üstüne yapacağım. O kadar sene beklemişim. 3 gün beklesem ne olur ki? Toplantın bitti mi güzelim? Vay vay vay. Hey gidi ortağım. Ortağım. Sen de olaydın da teyzenin şu gününde göreydin bir. Sen ne yaptın anne? Her şey tamam sevgilim. Şirkettekilerle konuştum. Senin canın bir şey mi sıkıldı? Sesin iyi gelmiyor. Yok. Yok bir şey, yoruldum biraz. Eve geçtiğinden o zaman. Birkaç işim var. Onları da halledeyim, gideceğim eve. Mehmet. Efendim güzelim. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Eve geçerken haber ver. Ben de belki kaçarım konaktan. Tamam. Sesini kıs. O kadar insan baş sağlığına gelmiş, sen bizi aleme şan ediyorsun. Boş ver sen beni şimdi. Kendi yaptıklarını söyle bana. Ne yapmışım ben ya? İnkar etme. O yüzden mi tapuyu sana verdi ha? Bu tapu benim hakkım. Ne yaptın da neyin hakkı? Ben de onu soruyorum sana. Onun cevabını ver. Sen ne biliyorsun lan? Ha? Ne biliyorsun sen? Bu konak benim ömrümü yedi. Her taşına adımı gazdım. Anan kaç kere güldü ha? He. Bu konakta güldüm. Ama çok da ağladım. Ben onu da sormuyorum sana. Ne oyunlar çevirdiniz de Hamiyet Hanım'a sebep oldu? Onu söyle. Hamiyet eceliyle öldü. İnanmıyorum sana anne. Gözlerine bakıyorum ve o dediklerine inanmıyorum senin. Kadın hastaydı oğlum. Seni en iyi ben tanırım. Bu konağa sahip olmak için herkesi hiçe saydın. Yıllarca uğraştın durdun. Ne yaptın? Nasıl yaptın bilmiyorum. Ama içimde bu şüphe varken seninle daha fazla yaşayamam ben. Yiğit. Bu konuk için yaptıklarını düşündükçe midem bulanıyor. Daha dün Hamiyet Hanım öldü diye üzüldüğünü düşünürken şu olanlara bak. Ama biliyor musun? Münevver'in acısı bitsin diye beklemene gerek yok. Her şey senin olsun. Her şey. Ama artık biz yokuz. Gidemezsin. Benim senden başka dalım, köküm yok. Ama konağın var. Ha? Yapma. Her şey daha güzel olacakken, yoluna koyulmuşken bana bunu yapma. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen yaptın her şeyi. Bu konağa sahip olmak için herkesi hiçe saydın. En sonunda onu da aldın. Ama beni kaybettin. Yapma kızım, Yiğit. Yiğit! Ne oldu Sultan? Yiğidim. Dur bir dakika. Ne oldu bana anlatma. Thank you.
Münevver. Efendim? Bu andan itibaren hayattaki tek varlığım sensin. Ben de sen kadar öksüzüm artık. Ne oldu, neden oldu diye sorma bana lütfen. Anlatmaya gücüm yok daha fazla. Zaten daha fazla nasıl anlatılır onu da bilmiyorum. Ama artık annemin yüzünü görmeye tahammülüm yok. Ne oldu? Yalvarırım, bir şey sorma bana. Yalvar. Sadece cevap ver bana. Benimle gelir misin? Herkesten, her şeyden uzağa gidelim. Kavga ve gürültüsüz yaşayalım artık. Mutlu, huzurlu bir ortam kuralım kendimize. Ben çalışır çabalar bir şekilde hallederim her şeyi. Sen hiç merak etme. Sadece yanımda ol. O yeter bana. Tabii ki geleceğim. Ama... Lütfen bana bir şey sor. Lütfen. Eğer burada kalırsak buradakiler daha fazla tüketecek bizi. Uzat elini bana. Çok uzağa gidelim. Kaç zamandır sessiz sedasız sana bakıyorum. İçimdeki hırsları dizginleyemeyişine. Belki bir yerde durur diye bekledim hep ama yok. İnsan kendi evladına rağmen kendini tutamıyorsa ondan kimseye hayır gelmez artık. Gene ne ettin, ne yaptın da oğlan terk-i diyar etti diye sormayacağım. Çünkü bu vakıttan sonra beni hiç alakadar etmiyor. Ömrümüzün sonbaharını huzur içinde geçiririz sanmıştım. Mayamız tutar, gül gibi geçinir gideriz diye bulmuştum. Elimde kala kala hayal kırıklığı kaldı. Varsın olsun. Ben bir lokma bir hırka ile kalan ömrümü savarım. Ama sen yarattığın bu fırtınada, bu boranda bir başına dön dur gayrı. Kadar mı? Evet efendim. Şirkette ilişiğim kesildi şimdi, öyle mi? Bu imzalarla bütün yetkilerinizi devretmiş oldunuz. Peki. Çok teşekkür ederim Engin Bey. Rica ederim. Bundan böyle yakın uzak deme. Her türlü hasrete kapa gönlünü. Bir kocanı bil. Bir de çocuklarını. Ben de öyle yapacağım da. Ama sen, annem, kardeşlerim. Telefon var. Hem ben sana mektup da yazarım. Ben de yazarım. Ama nereye göndereceğim? Ben bundan sonra nereye gideceksin? Ben köye döneceğim Sevda. Hem bizimkileri de çok özledim zaten. Ya babanlar? Aman boş ver babamları. Bak, istersen Ali Ömer'le konuşurum. Sen de bizimle gelirsin. Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Hem o ne öyle ara çalısı gibi yanınızda? Siz kendinizi düşünün. Yolun açık olsun Sevda. Hem öyle gönlüne yük etme sen. Bence Ali Ömer seni çoktan affetti.
Hayrola kızım? Biz konaktan ayrılıyoruz amca. Ne ayrılması abicim? Nereden çıktı şimdi bu? Yaşadığımız onca acı yetti artık abi. Bundan sonra mutlu, huzurlu, kavga ve gürültü olmayan bir ortamda yaşamak istiyoruz. Yiğit tayinini isteyecek. Zaten yaz tatilinde de az kaldı. Saçmalamayın. Burası sizin eviniz. Hem sonra şirket var. Benim tek isteğim Sevgi abi. Başka bir isteğim yok. O da yanımda zaten. İzinle amca. Yolumuzda bahtınız da açık olsun. Tuttuğunuz elleri, bağladığınız gömülleri hiç bırakmayın. Sağ olun işte abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Gelen gidene ne cevap verecek? Ben anneme vazifemi yaptım canım. Acılarımla, sevgilerimle kalbime gömüp gidiyorum. Konak burada. Kimse içinden çıkmadığınız müddetçe gidin demezdim ama. Bizim derdimiz o değil ki. Biz siz gitmeyin istiyoruz. Bizim için en doğrusu bu Pınar. Umarım siz de mutlu olursunuz. Ben daha sizin bebelerinize bakacaktım. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de. Hakkını helal et. Helal olsun. Güzel günler görün inşallah. Allah sizi birbirinizden hiç ayırmasın. Amin kardeşim. Çok sağ olun. Thank you.
şirketle ilişkimi kestim. Hem dosyaları konağa bırakırız hem de eşyalarımızı alırız. Ya ben gelmesem? Olmaz öyle şey. Kapı önünden halledip hemen geleceğiz. Sen dur. Ben yerleştiririm Yusuf Ziya'yı. Umut'u demek istedim. Teşekkür ederim. Gel bakalım Umut. Gel bakalım. Hazır mıyız yolculuğa? Hadi bir, iki, üç. Hoppa. Sevilmez bilirim. Beni doğru düzgün tanımıyorsun da. Doğal olarak hakkımda yanlış şeyler düşünebilirsin. Ama için rahat olsun. Ben senin için asla bir tehdit değilim. Buyurun. Emniyet müdürüyle görüşecektim. Konu neydi? Bir itirafta bulunacağım. Buyurun. Sen burada bekle. Ben hemen geleceğim. Beyim, istediğiniz gibi her şeyi hazırladım. Sağ ol Pınar. Siz nereye gidiyorsunuz? Uzağa mı? Başka kim gitti ki? Münevver'le Yiğit. Neden? Bilmem ama size kızdılar galiba beyim. Buradan uzaklarda yaşayacağız deyip gittiler. Oh be Münevver. Sen gönlüne yük etme bu gidiş evladım. Senin hiç kabahatin yok bu işte. Yiğit abi o zaman niye gittiler ki? Ne yaptıysa sultan yaptı. Ne yaptı sultan abla? Kimse de huzur bırakmadı. Deşmediği acı, kaşımadığı yara kabuğu kalmadı. İçindeki harazayla hem kendini yaktı hem de etrafındaki herkesi. İşte şimdi
bir başına kala kaldı öyle. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Bu dünya etme bulma dünyası evlat. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Kabahatini bilip af dileğine kapılarını açmak her babaydın var ciddi yerdir. Neyse. Karına ve çocuklarına iyi bak. Ötesini koy ver gitsin. Su akar yolunu bulur. Nereye abi? Ben de başımın çaresine bakmaya gidiyorum evlat. Hadi kalın sağlıcakla. Abi dur. Ben bırakayım gideceğin yere. Vallahi gitti. En iyisini yaptı. Mehmet evde mi? Yukarıda bey. Murat, sana zahmet. Sen bavulları arabaya koy. Ben birazdan geliyorum. Tamam beyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Münevver gitmiş. Öyle oldu. Kafası bir şeye bozulmuş. Sordum ama söylemedi. Ben de gidiyorum Mehmet. Yoksa sen de mi başka yere taşınıyorsun? Yok. Temelli gidiyorum. Sevda ile Kanada'ya yerleşeceğiz. Ciddi misin? Bunlar şirketteki yetkilerimin devri. Gerçi halamın ölümünden sonra vekaletin hiçbir önemi kalmadı. Bu arada ben eniştemin bana verdiği hisseleri de Münevver'e devrettim. Yılların hayaline acı bir yolla kavuştum. Umarım herkes için hayırlı olur. Ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Senden tek bir şey istiyorum Mehmet. Dinliyorum. Nereye giderse gitsin, gözüm Münevver'in üstünde olsun. Merak etme Ömer. Bu benim abilik vazifem. Gerçi bugüne kadar Münevver hiçbir zaman beni abisi olarak görmedi. Ama her şeye rağmen o bana amcamın emaneti. Burası senin de evin. Dilediğin zaman gelebilirsin. Yolun açık olsun oğlum. Vay be. Görüyor musun baba? Her şey bitti. Bütün hırgür, kavga yürüldü. Senin benim davası. Her şey. Sonunda hakkım olanı aldım. Adalet geç de olsa yerini buldu. Sabaha kalmaz İstanbul'da oluruz. Bundan sonra öleceğimi bilsem de sana yalan söylemeyeceğim. Koca konağı kuruttu Sultan Cadısı. Vallahi benim de hiç kalasım yok.
Bu koskoca konakta sultan sen ben mi kalacak? Bir de talihsiz Rüzgar Paşa. Bir de o vardı. Hadi baba, sen de ufak bir çanta hazırla da biz de kalalım. Nasıl da zor geliyor insana elimden ayırmak, biliyor musun Mehmet? Sen burada mıydın? Bu ne misafirperverlik Sultan Hanım? Anladık. Konak senin. Geriye kalan her şey de benim. Nasıl geri kalan? Ali Ömer. Karısını da alıp Kanada'ya dönüyormuş. Dolayısıyla Hancıoğlu yönetiminin kontrolü bende olacak bundan sonra. Konakta tek bir imza ile senin. Oğlum gitti Mehmet. Oğlum gitti. Düşün senin de oğlun olacak. Her şeyi onun istikbali için hazırlıyorum, yapıyorum, ediyorum. Ama o sana dirsek çeviriyor. Üzme kendini abla. O da anlar. Hem sen merak etme, benim gözüm onların üzerinde olacak. Her ay haklarını düşene tıkır tıkır yatıracağım hesaplarını. Mehmet Bey, biri geldi. Avukatıyım dedi ama ben bilemedim. Televizyon odasını aldım. Vural Bey. İyi akşamlar Mehmet Bey. Hayırdır bu saatte? Pek hayır değil. Bağda Hanım erken doğum yüzünden hastaneye kaldırıldı. Oğlan geldi mi? Beni aramamışlar. Bade nasıl? Senin nasıl haberin oldu? Karakolda yanındaydım. Karakolda mı? Evet. Bade Hanım her şeyi itiraf ederek teslim olmuş. Avukat olarak bana haber verdiler. Giremezsiniz. Bade işim olur. Memur bey, bırakın da evladını görsün. Güzeldim oğlumuz. Çok küçük ama sağlıklı doktor. Erken doğduğu için ben çok korktum ama her şey yolundaymış. Baksana. Çenesi, burnu, aynı sen. Neden yaptın bize bunu Bade? Biz her şeyi oğlumuz için yapmadık mı Mehmet? Hem ben iyiyim. Çok mutluyum. Huzurluyum. Belki birazcık ayrı kalacağız. Ama ben cezamı çektikten sonra yanınıza tertemiz geleceğim. Siz de oğlumla beni bekleyeceksiniz. Sensiz nefes alamam ki. Alırsın Mehmet.
yapacaksın. Çünkü artık sen ben yok. Oğlumuz var. Hep sen neler yaşadın. Neler gördün de yılmadın. Yine dimdik duracaksın. Ben de oğlumuzu sana emanet ediyorum. Çünkü onu bütün kötülüklerden koruyacağını biliyorum. İyi geceler. Bebek de siz de gayet iyi durumdasınız. Bu gece dinlenin, yarın sizi taburcu edeceğim. Duydun mu Mehmet? Oğlumuz sağlıklıymış. Tekrar geçmiş olsun. Oğlumuzu kucağına almayacak mısın? Çekince bırakmak istemiyorsun. Ana de. Hoş geldin evlat. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Bu kadar erken geleceğini. Öyleyse üçümüz için de daha iyi. Sofrayı kurduk. Aşağı inen yiyorsam tepsiyle buraya getirelim mi? Yemeyeceğim. Teyze. Sultan. Sen burada mıydın teyze? Sultan. Açlıktan öleceğiz. Ben yemekten hazır değil mi? Nedir? Mahkeme bitene kadar tutuklu yargılanmasını talep etti savcı. Muhtemelen hakim de bu yönde bir karar verecektir. Ne kadar ceza alacak peki? Saklamayın lütfen. Ben her şeye hazırlıklıyım. Kundaklamayla yargılanması halinde ağır bir ceza alması olası. O yüzden ya olayın bir kaza olduğunu iddia edeceğiz ya da... Ama kaza değildi. Ama Bade Hanım. Kaza değildi. Ne bileyim, hafifletici bir neden falan, ağır tahrik desek. Olayın cereyan ettiği şartlar göz önüne alınırsa ruhsal bir buhran geçirdiğini ispat edebiliriz. Neyse,
Ben sizi biraz yalnız bırakayım. Bakacaksınız, ben yanınızdayım. Ben bütün bunlara nasıl dayanacağım Bahat? Buyurun, artık gitmemiz gerekiyor. Süre benimle kalacak. O zamana kadar sen bir bakıcı bulursun. Zaten annem de yanında. Aytin Hanım'la da konuştum. Yardımcı olacak sana. Ya bunlar kolay işler, hallederiz. Biliyorum. Şirkette annem de derken çok yükün oldu. Ama ben oğlumun havasız güneşsiz bir yerde büyümesine dayanamam. Senden ayrı kalamam Bade. Aylar sonra ilk defa huzurluydum Mehmet. Ne demek olduğunu unutmuşum. Zaten sayılı gün. Geçip gittiğinde yine eskisi gibi yanınızda olacağım. Anneciğim, Mehmet'i yalnız bırakma. İlaçlarını da aksatma olurum. Kızım. Gerekiyor artık.
Hazır mısın Cemile? Hazırım. Bizim artık burada yerimiz yok. Gidelim. Sana bakacaktım. Buyur hanımım. Şu elindekini bırak da gel. Ellerine sağlık Sultan. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun beyim. Sultan. Bu çocuğa bir tane süt anası bulmamız lazım. Tamam. Bulalım bulmasına da. Bebekli kim var ki? Ne bileyim ben canım. Ara bul. Ne dese hayatları kurtulacak. Koca Yusuf Bey'in oğluna süt analık etmenin pahası biçilmez. Thank you.
konak Kapadokya'nın kalbi. Bu konağa sahip olan Kapadokya'ya da sahip olur. Hala mı düşünüyorsun? Hayır. Kararımı verdim teyze. Yusuf Ancaoğlu'nun karısı olacağım. Bu konak Kapadokya'nın kalbi. Bu konağa sahip olan Kapadokya'ya da sahip. Neyleyim ben böyle konağa? Neyleyim ben böyle konağa? Nasılsın baba? Sağ ol evlen. Ne haber amcaoğlum? Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. Yakarım ulan bu kona! Yakarım! Yakarım! Ne yürekler yandı lan! Ne yürekler yandı! Canlar yandı lan senin için. Yakar mı lan seni? Yakarım. Yakarım, yakarım. Yakarım, yakarım. Yakarım. Aynı babası. Adıyla bin yaşasın. Aşk uğruna çektiniz bunca kahır. Sevda diye koştunuz hep birbirinize. Her seferinde yolunuza taş koydular. Dalınızı, kolunuzu kopara kopara ayırdılar birbirinize. Sebep olanların yanına koymayacağım.